Bir kez daha hepinize hoş geldiniz demek istiyorum. İsmim Selin Çetin. İstanbul Barosu'na bağlı bir avukatım. İstanbul Barolar Barosu'nda bilgi teknolojileri komisyonu üyesiyim ve Fry Amsterdam Üniversitesi'nde de doktora adayım. Bugün ikinci panel oturumunda Hrant Dink Vakfı'nın düzenlediği etkinlikteyiz. Biz bugün veriler arasındaki ilişkilerden bahsedeceğiz. İnsan hakları bağlamında algoritma tasarımlarından bahsedeceğiz. Evet, bugün üç önemli panelistimiz bizlerle. İlk önce Gökhan Ahi'ye söz vermek istiyorum. Fakültesinden mezun olmuştur. 2021 yılından e, bu yana İstanbul Burası üyesi olarak serbest avukatlık ve hukuk danışmanlığı yapmaktadır. Çeşitli üniversitelerde, e, öğretim kurumlarında bilişim hukuku, sosyal medya hukuku, teknoloji hukuku ve avukatlık hukuku konularında kurumsal eğitimler vermiş ve hala bu faaliyetlere devam etmektedir. E, kendisi burada çok mütevazı bir şekilde e, bahsediyor e, özgeçmişinden ama e, biz e, uzun zaman dır. tanışıyoruz. aynı zamanda İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde benim hocam da olmuştur. ayrıca Bilişim Hukuku Komisyonu'nda önceki başkanlarındandır. Çok kısa ve mütevazi bir özgeçmiş o yüzden ben biraz ekleme yapmak istedim. hocam 15 dakikalık bir süremiz var. konuyla ilgili değerlendirmeleriniz için sözü size bırakıyorum. Çok teşekkür ederim. Elimden geleni yapmaya çalışacağım. ben şöyle kısaca Nasıl yaparım bilmiyorum ama bayağı notlarım da vardı. Aslında Alan Toffler'dan bir bahsetmek istiyorum kısaca. Hani Çünkü biliyorsunuz 20. yüzyılın önemli düşünürlerinden ve özellikle kitabında insanlık tarihinin üç büyük ekonomik dönem ve dalgadan geçtiğini öne sürüyor ki genelde tarihçiler de kabul eder. Tarım toplumu birinci dalga, sanayi toplumu ikinci dalga ve bilgi toplumu üçüncü dalga diye der ve bu işte bilgiye dayalı bir ekonomi oluştuğu zaman da buradaki bilgiye dayalı üretim biçimi de e, en değerli kaynak haline gelen şey bilgi oluyor. Çünkü anahtar kelimemiz her zaman bilgi. Ve bu hem üretimde, hem teknolojide, hem bilgi akışında, hem toplumsal yapımda e, o kadar köklü değişiklikler olacağını öngörüyor ki bu yaşam tarzlarımızı, çalışma biçimlerimizi, toplumsal ilişkileri dönüştüreceğini de iddia ediyor o tarihlerde. Ve bu onlar aslında da gerçekleşti ve daha da gerçekleşmeye devam edecek. Çünkü Günümüzün dünyasında algoritmalar e, ilerlemeye devam ediyor ve ilerlemeye devam edecek de bugün hani yapay zeka tartışmalarını bir ana e, ileride yapay zeka ile ilgili ne gibi sorunlar yaşayacağımızın da şimdiden e, felsefi olarak hem hukuk felsefesi olarak hem de teknoloji felsefesi, bilgi felsefesi olarak tartışıyoruz. Senin de bu ekibin e, liderlerinden bu hukuki tartışmaları yapanlardan. Şimdi bilgi işlemciler güçlendikçe ve e, veri akışı hızlandıkça ve internet yayıldıkça tabii ki insan e, temel haklarına da etkisi doğrudan oldu. Çünkü e, çok zorlu mücadelelerle savaşlarla e, elde edilen insan hakları, temel insan hakları uluslararası toplumların işbirliğiyle yapılmış olmasına rağmen en çok kullanımında internetin olduğu zamanda görmeye başladı. Çünkü niye? Hani e, temel insan haklarından bazılarını sayarsak düşünce, vicdan e, ve din özgürlüğü, ifade ve düşünce özgürlüğü, bilgi edinme özgürlüğü, toplantı ve dernek kurma özgürlüğü, eğitim hakları ve kültürel haklar, bilim, sanat özgürlüğü en çok bu dönemde, bilgi toplumu döneminde artık her birimizin kullanabildiği bir hale geldi. İşte bugün cebinde akıllı telefon olan veya evinde herhangi bir bilgisayar olan, internete bağlı herkes bütün bu temel insan haklarını çok daha etkin bir şekilde kullanabiliyor. Ama bu temel insan haklarını kullanırken de bir yandan da bu haklarımızı sınırlandıran bir takım da e, gelişmeler olabiliyor. Tabii biz bilgi toplumu internet derken zamanda şunları hayal ediyordu insanlar. Özellikle 20. Yüzyılın, son, yüzyılın sonlarına doğru. Bilgi öyle bir çoğalacak ki, yayılacak ki bu yayılan bilgiyle e, toplumlar hem ekonomik olarak hem de kültürel olarak sınıf atlayacak. Dünyada cehalet diye bir şey kalmayacak. Ve e, mutlu mesut yarınlara hep birlikte koşacağız şeklinde tezahür ediyordu. Fakat dünyada iki tehlikeler bitmiyor. Hem savaşlar bitmiyor, hem çekişmeler bitmiyor. Bir yandan ekonomik zorluklar var ama dünyadaki esas büyük tehlikelerden bir tanesi de popülizm. Çünkü bu kelimenin üzerine özellikle basıyorum. Belki de bugün en çok sıkıntısını çektiğimiz noktalardan bir tanesi popülizm ve bunun gittikçe yükseliyor olması. Çünkü genellikle popülizm hani basit çözümler önüp karmaşık sorunlara yanıt vermeye çalışan ve özellikle halkın duygularına hitap etmeye çalışan bir yaklaşım şekli ve özellikle halkın bir kısmının yani belli bir kesimin çıkarlarını genelleştiriyor ve diğer kalan kısmında çıkarlarını yok sayarak ve dışlayarak da biz ve onlar ayrımı yaratmaya yönelik bir e, dışavurumdan bahsediyoruz. Tabii de bu siyasileri iyice e, rekabet içerisine sokuyor ve siyasi tartışmaları iyice kutuplaştırıyor. Bugün sadece Türkiye'de değil, dünyada da aslında e, baş biraz dediğimiz şeylerden bir tanesi bu. Peki insan hakları açısından değerlendirdiği zaman aslında popülizmin sorunları ne oluyor? E, birincisi ayrımcılık ve dışlama, yani en çok rastlanan şeylerden bir tanesi. İkincisi yasaların ve kurumların zayıflatılması ki biz bugün hukukun üstünlüğü diye bağırıyoruz, e, demokratik denge ve denetleme kurumları olsun diye söylüyoruz ama e, ne yazık ki yasalar ve kurumlar e, popülizmle zayıflatılıyor. Özgürlükler kısıtlanıyor yine bunun içerisinde çünkü basın ve ifade özgürlüğü, basın özgürlüğü ve ifade özgürlüğü çok önemli ama bugün basının da zayıflatılmış olduğunu hatta etkisiz kılındığını görüyoruz. Ve toplumda e, bir nevi baskı da yaratılabiliyor. Bu hem sansüre yol açıyor hem de otosansür. Otosansür deyince bu da tehlikeli çünkü benim yani benim özelimde yazamadıklarım e, yazdıklarımın 10 katı. Bu demek ki ben otosansür uyguluyorum anlamına geliyor. Ve e, toplumda kutuplaşma yaratıyor, şiddet, toplumsal şiddet eğilim yaratıyor. Ve en çok da kullandığı araçlar ve en çok etkilerinden birisi de manipülasyon ve propaganda olarak karşımıza çıkıyor. Popülizmin araçları olarak. Tabi dünyada popülist liderleri biliyoruz. İşte Trump'tan bahsediyoruz. Göçmen karşı politikalar, e, medya yönelik saldırılar, aşırı milliyetçilik. E, Brezilya'daki Jair Bolsonaro e, bunu örnek olarak gösteriyor. Macaristan'da Viktor Orban, e, Narendra Modi Hindistan'da yani gittikçe yükselen e, popülist liderler. Bizim Türkiye'de de popülist liderlerden biri de Cumhurbaşkanımız. E, özellikle e, muhalif medya ve şey üzerinde ne derler, karşıtları dışlama, toplumu ikiye bölme konusunda bir takım çalışmalarından dolayı. Netanyahu yine aynı şekilde tarihsel çatışmaları hortlatma, aşırı milliyetçilik ve ayrımcılık gibi konularla hep bir kutuplaşma ve popülizm üzerinden yürüyen bir takım unsurlar. Peki popülizmle sosyal medya arasındaki ilişki ne? Çünkü bugün en çok kullandığımız şey sosyal medya dediğimiz zaman da Mesela bugün sosyal medya en çok e, kutuplaştırıcı liderlerin, popülistlerin en çok kullandığı araçlardan bir tanesi. Niye? Çünkü basını hem zaten tek ses hale getirmişsiniz ama doğrudan iletişim sağlayabiliyorsunuz, doğrudan iletişim. Kutuplaştırıcı ve provokatif içerikleri e, çok rahat bir şekilde çıkarabiliyorsunuz. Destekçilerinizi, yandaşlarınızı mobilize etme ve karşıtları düşmanlaştırma konusunda çok güzel araçlar sunabiliyor sosyal medya duygusal tepkiler üretebiliyorsunuz veya duygusal tepkiler üretilmesini sağlıyorsunuz çünkü mesajlarla işte milliyetçilik veya bir düşman algısı veya öfke korku gibi güçlü duygular yaratılabiliyor rakipler veya işte muhalifler veya toplumun aydınları hafife alınabiliyor ve mesajlar sık sık tekrarlanıyor ve tekrarlandıkça sloganlaşıyor sloganlaştıkça daha fazla bir nefret büyümesine yol açabiliyor toplumda. E, algoritmaların etkisi var. Bu algoritmaların etkisine de özellikle bugünün dünyasında ilgi, beğeni, etkileşim üzerine konuşuyoruz. Bunlar rakamlar büyüdükçe buna olan ilgi de yüksek bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ve e, özellikle rakiplerle ilgili veya muhaliflerle ilgili manipülasyon ve yanlış bilgi yayma teknikleri uygulanıyor. Ve kampanya organizasyonlarda çok rahat bir şekilde hızlıca mobilize etme aracı olarak sosyal medya kullanılabiliyor. Tabii biz burada popülist deyince sadece liderleri suçlamayalım çünkü liderler dışında da kullanıcı bazında da popülizm eylemleri görüyoruz. Özellikle popülist içeriklerin üretimi yayılması için e, hem tüketici duygularına hem seçmen duygularına e, hitap eden inançları, ön inançları sömüren, ön yargıları kuvvetlendiren bir takım çalışmaları da görüyoruz. E, bu parti başkanları olabilir, belediye başkanları olabilir veya ticari şirketler olabilir duygulara oynayan. E, mesela Duygular oynayın deyince aklıma şey geldi, şu son yılların popüler tutuklanma olaylarından bir tanesi, meşhur e, bir fenomen. Fenomen e, neydi adı hatırlamıyorum şu an. Ben ben ha evet. Yani dikkat ederseniz orada da mesela e, aynı şekilde popülist söylemler ön plana çıkarılıyor. Niye? Hani zengin olma e, algısı üzerine, zenginleşme üzerine. Bakın ben çok iyi harcıyorum, çok iyi yapıyorum. Siz de yapabilirsiniz. Hadi bana müşteri olun, hadi bana e, destek verin şeklinde. Aslında toplumun arka planda yapılan bir manipülasyon tekniğinden ibaret, ticari bir şey. Mesleki açıdan da oluyor. Doktorlar, avukatlar, psikologlar. Bakıyorsunuz psikologlar hayatın bütün sırlarını çözmüş gibi. Bilmem nenin beş yolu, işte bilmem neyi reddetmenin on yolu gibi. Aslında toplumda bir takım şeyleri, değerleri etkisiz hale getiriyorlar. Bunlar da hepsi popülist davranışlar. Tabii bunun içerisinde popüler olma istekleri de var. Yani sıradan vatandaşlar için e, bu tür içerikleri beğenmek, etkileşime girmek, bu tür içerikleri yaymak, çoğaltmak gibi. E bunun içerisinde tabii farklı farklı amaçlar var. İşte beğeniler, yorumlar, paylaşımlarla e, kişisel değer ve başarı algısını farklı hale getirme. Ama bir yandan da psikolojik problemleri de oluşturuyor. Mesela sosyal karşılaştırma ve kıskançlık yaratabiliyor. Yetersizlik hissi, mutsuzluk hissi, zarar verme isteği, e, sosyal medya bağımlılığı, anksiyete, depresyon, tepkisel dışa vurumlar e, ve yalnızlık. Yani ilişkiler değersizleşebiliyor. İşte ailedir, arkadaşlıktır veya iki ilişkilerde yüzeyse yüzeysellik, e, samimiyetsizlik, sosyal değerlerin düşmesi, değersizleşmesi gibi... Bir takım şeyler ve aynı zamanda tüketim kültürü de etkiliyor yani sürekli satın almaya, tüketmeye, yok etmeye yönelik bir takım davranışlarında aynı şekilde hem popülist hem popüler olma istekleriyle birlikte değerlendirildiği bir durumdayız. Ve işin enteresanı da bakın buradan şuraya bağlıyorum mesela bunların hepsi aynı zamanda manipülasyonu da yanına getiriyor çünkü yalan haber üretimi, viral içerikler, trendlerle popüler olma isteği destekleniyor. ...gerçekle kurguyu ayırt edemeyen birçok insan için e, oldukça sıkıntılı, e, tehlikeli durumlar oluyor. Bugün Türkiye'nin sosyal medyasının fotoğrafını çektiğinizde bunu görebiliyorsunuz. Tabii bütün bunun arka planında da algoritmaları kullanarak yapılan eylemler var. Yani birçoğu aslında bilinçli olarak yapılan şeyler. Bilinçsiz olan işte bu eylemlere maruz kalan toplum. Ve toplum bunlara maruz kaldıkça toplum da aynı şekilde kutuplaşıyor, e, tercihleri değişiyor öfke veya işte karşılık vermeye veya farklı istekleri dışa vurmaya başlıyor. bunun tabii ki herkesin eriştiği bir ortamda, yayılmazının çok yüksek olduğu bir yerde farklı farklı etkiler de yaratabiliyor. Mesela yan kodaları da yaratabiliyor. Yani yan odası yarattığı zaman da benzer düşünen insanlar bir araya geliyor, gruplar oluşturuyor. Ama bir yandan da düşünceleri yan odası içerisinde kalıyor. Aslında kendi mahallelerine sesleniyorlar ve farklı mahallelere ulaşmıyorlar ama gücü elinde tutanlar her mahalleye seslenebiliyor. Burada da farklı bir etki oluyor. Tabii ayrımcılık ve şiddet iyice teşvik edilebilir hale geliyor. Duygular körükleniyor. Şiddete eğilim, şiddetin alkışlanması, beğeni görmesi, bununla ilgili etkileşim etkileşimlerin çoğalması ve sonucunda da kamuoyunu yargıyı, yargıyı olmak üzere yasa koyucuları etkileme kısmına geliyor linç kültürü diye bir şey oluştu Türkiye'de. Yani bugün herhangi birisinin görüşünü beğenmediğiniz, davranışını beğenmediğiniz herhangi birinin linç kültürü içerisinde bir bakmışsınız hepimiz zincirleme girmişiz ve linç ediyoruz. Kimimiz buna esprili yaklaşabilir, kimimiz buna öfkeyle yaklaşabilir ama linç kültürünün içerisinde hepimiz bir şekilde yer alıyoruz. Hedef gösteriyoruz, haklılığa inandırmaya çalışıyoruz, günah keçisi ilan ediyoruz ama sonucunda yargı bununla ilgili etkilenip farklı kararlar verebiliyor politikacılar, yasa koyucular kanun tekliflerini buna göre şekillendiriyorlar. Toplumun ihtiyacı var algısıyla. Toplum bunu istiyor. Toplum çünkü sosyal medya bunu tartıştı gibi <laughs> algılarla. Ama işte bütün bunların hepsi sosyal medyada hep bir manipülasyon. Yani bu o kadar kolay ki. Mesela bot hesaplar denilen bir gerçek var. Bot hesaplarla birçok şeyi yaptırabilirsiniz sanki yüz binlerce kişinin istediği bir şey oluyormuş gibi bot hesaplarla her türlü manipülasyonu yapabilirsiniz. Algoritmalar da buna yardımcı oluyor. Hashtag manipülasyonu yapılabiliyor. Bir şeyi öne çıkarabilirsiniz bir kavramı veya gizleyebilirsiniz. Başka bir şeyi öne çıkararak aslında ortada olan bir şeyi gizleyebilirsiniz. Troll hesaplar var. Provokasyon, dezenformasyon, karşıt görüşleri baskı altına almak için her türlü yöntem kullanan troller var. Oyunlaştırmalar yapılıyor. Biz farkında olmadan bir oyun oynuyormuşuz gibi bir test sonuç e, cevaplıyoruz, anket cevaplıyoruz, yarışma yapıyoruz, bilgi yarışmasına katılıyormuşuz gibi işte hadi bakalım sen bunu görebiliyor musun falan gibi şeylerle aslında e, beğenilerimiz veya oradaki duygu durumlarımız değerlendirilerek e, içerik dağıtımında neyin öncelikli olup olmadığına karar verenlere yol göstermiş oluyoruz. Yanıltıcı içerikler, abartılı hikayeler manipüle edilmiş resimler, videolar. E, bunlar hep belli bir bakış açısını desteklemek veya belli bir bakış açısını zarar vermek için ki bunlar artık yapay zeka destekli. Bugün internette gördüğümüz birçok fotoğrafın gerçek mi olduğunu veya yapay zeka tarafından oluşturulmuş mu olduğunu bilemiyoruz. Ki yapay zeka etik tartışmalarında şunu söylüyoruz bir şey yapay zeka ile oluşturulmuşsa mutlaka bunun disclaimer'ı uyarısı, çekincisi verilmeli, herhangi bir birey aydınlatılmalı diye düşünüyoruz ama şu an bunu görmüyoruz tabii. Ee, sahte hikayeler, komplo teorileri, bunlar da flütlar şeklinde yayılıyor. Bir kişi hakkında, bir toplum hakkında, bir grup veya bir durum hakkında tamamen yanlış algı yaratmak için kullanılabiliyor. Ve yanlış bir bilgi dünyayı 40 defa dolaşırken siz onu doğrulamak için harcadığınız şey dünyayı bir tur bile atmıyor. Yani ne yazık ki böyle de bir sonuç var. Ve e, yine nihai olarak kişisel verilerin kötüye kullanımı çok e, önemli çünkü ilgi alanlarına ve davranışlarına hedef alarak analiz ediliyor ve daha etkili manipülasyon teknikleri kullanılabiliyor. Böyle deyince aklımıza tabii şey geliyor. E, Cambridge Analytica geliyor. Algoritmalar dünyasındaki en baskın örneklerden bir tanesidir niye? Çünkü veri analizi ve stratejik iletişim için e, kullanılan e, ve gelişmiş veri madenciliği ve veri analizi teknikleri uygulayan bir şirketten bahsediyoruz. Bir think TANK kuruluşu gibi çıktı ama şimdi etkiledi seçimler oldu 2016 Amerika Birleşik Devletleri seçimine Trump'ın kazandığı seçimi çok ciddi etkilediği şekilde soruşturuldu aynı zamanda Brexit olan ilgisi de konuşuldu biliyorsunuz Brexit İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılmasıyla ilgili oylama referandum ve sonucunda şöyle bir şey oldu Cambridge Analytica iflas etti Facebook ve sahibi Zuckerberg e, kongrede sorgulandı. Çok sıkı denetime girdi Facebook ondan sonra. Ama tabii faydaları da oldu. Birçok kişide farkındalık yarattı. Ülkede, ülkelerde, birçok ülkede mevzuatlar da güçlendirildi. E, şimdi işte Facebook'tur, Twitter'dır, TikTok'tur, e, YouTube'tur. İşte hem nefret söylemini hem yalan haberi manipülasyonları engellemek için şimdi bazı politikalar benimsemişler ve e, bir takım çalışmalar yapıyorlar ama yeterli mi değil? Hani ön tanımlar koymuşlar, içerik kaldırabiliriz demişler, e, hesap dondurabiliriz demişler, e, algoritmalar ve yapay zeka kullanarak işte bunları engelleyebiliriz demişler. İşbirliği yapıyoruz, hükümetlerle sivil toplum örgütleriyle ve şeffafız gibi bir takım politikalar geliştirmişler. Ancak e, bunun yeterli olduğunu söylemek çok güç. Ve bütün bunların içerisinde nefret söylemi dediğimiz bir kavram ortaya çıkıyor. Çünkü popülizm dedik, algoritmalar dedik, sosyal medya dedik. Ama e, bu nefret söylemi, yani kutuplaştırma üzerine olan siyaset, dışlayıcı olan siyasetin sonunda iş gidiyor. E, işte bir insanı, bir topluluğu, bir grubu ırkından, etnik kökeninden, dininden, cinsiyetinden, cinsel yönelinden, engelli olup olmadığından, göçmen olup olmadığına kadar birçok noktada, Dışlayıcı tavırların toplumda gittikçe yayılabildiğini görüyoruz. Ve nefret söylemi, ayrımcılık o kadar yayılmış durumda ki bugün Türkiye'de Twitter'a açtığınız zaman e, görürsünüz özellikle göçmenlerle ilgili. E, bakarsınız e, işte dönem dönem Ermenilerle ilgili, dönem dönem Kürtlerle ilgili, dönem dönem LGBT bireylerle ilgili, dönem dönem engellilerle ilgili. E, sürekli bir dışlayıcı ayrımcı politikaların Twitter'da halk tarafından, toplum tarafından çok yaygın kullanıldığını görüyoruz. Ha bu sadece halk tarafından değil, az önce bahsetmiş olduğum botlar, troller, algoritmalar aracılığıyla da dönem dönem ortaya gündeme çıkarılan bir takım şeyler. Hrant e, Link Vakfı bir çalışma yapmış. Bu da dikkatimi çekti. Bir konuda araştırma yaparken önüme geldi. Tesadüfte burada bunu e, söylemek icap etti. İki seçim arasında bir çalışma yapmışlar. Nefret söylemini analiz etmişler. İki seçim arasında dediğim 14 Mayıs'tan 28 Mayıs birinci tur ve ikinci turlarımdı. Mesela Alevi, mülteci ve diğer kimlik grupları ile ilgili tartışmalar yoğunlaşmış. Özellikle iki seçim arasında. Alevi ve Ermeni gibi kimliklerle ilgili tweetler diyor, değerlendirildi ve genelde aşağılayıcı şekilde kullanılmış internette. Afgan ve sığınmacı terimlerini içeren tweetlerde Afganlara ve diğer mülteciye yönelik olumsuz stereotiplerin oluşmasına ve ayrımcı ifadelerin yaygınlaşmasına sebep olmuş. Ve özellikle de sapkın ve sapık kelimeleri de kullanarak LGBT bireylere ve mültecilere yönelik nefret söylemi üretilmiş vaziyette. Yani hem mültecilere hem LGBT, LGBT bireylere e, sapkın ve sapık kelimeleri yakıştırılmış. Yani ben biraz toparlıyorum. E, evet ben de sürenizi hatırlatacağım. Tamam. Yani nefret söylemi tabii şu tartışmalar da var. E, i̇fade özgürlüğü de çok yakından yani çok yakın duran bir şey. Çünkü İfade özgürlüğü her türlü şeyi özgürce söylemeyi kapsar ama sınırları var tabii. Bunlar ne işte hani başkaların haklarına zarar vermemek üzere, eğer şiddeti teşvik ediyorsa, insan haklarına temel özgürlüklere saldırı oluyorsa, ya yani mesela kişisel onurdur, güvenliktir, eşitlik gibi haklara zarar veriyorsa ve sosyal barışı bozuyorsa, artık bunun bir nefret söylemi olduğunda şüphe kalmıyor. Ama sınırlarını çizmek öyle çok kolay olmuyor. Sonuçta e, Türkiye'de gittikçe popüler poliz, popülizmle beraber popülerlik ve popüler olma istekleri de artıyor. Siyasette kutuplaşma, nefret söylemi, ayrımcılık gittikçe artıyor. Yalan haber, linç kültürü, e, yargı ve yasa koyucuları baskı altına almaya devam ediyor. Kırılgan gruplar ve muhalifler kendi yankı odalarına hapsolmaya devam ediyor. Ee, ceza kanunlarımız ve yargımız, e, halbuki bu konuda 216, 125 ve 217 gibi maddeler olmasına rağmen, yani olumlan da kullandığımızda, bu maddeler İsviçre çakısı gibi her maçta kullanılabildiği için, e, özellikle azınlıklar, işte kırılgan gruplar, mülteciler, göçmenler, kadınlar, LGBT bireyler ve diğer dinlerin mensuplarını korumak üzere getirilmiş olan ceza maddeleri ne yazık ki bugün, İslami değerleri sadece koruyor, işte Türklük değerlerini sadece koruyor veya siyasal iktidara mensup partinin yöneticilerini koruyan bir hale gelmiş. Çok amaçlı İsviçre çakısı gibi herhangi bir muhalif, herhangi bir eleştiri, herhangi bir ses çıktığı an hemen işletilecek maddeler belli. Ya yani duruma göre 216, duruma göre 217a, duruma göre 125'ten yürüyen bir yargı sistemimiz var. Bu da işin başka bir boyutu. Tabii insan hakları bağlamında verilerle algoritmaların ilişkisini kurmak gerekirse aslında algoritmaları üretenler sadece sosyal medya şirketleri değil, aynı zamanda hayatımızın her alanında var ama bireylerin haklarının korunmasını isterken bir yandan da teknolojik yeniler, yeniliklerden de mahrum kalmak istemiyoruz. Çünkü algoritmaların da teknolojik yeniliklerle ilerlemesi gerekiyor. E, şeffaf olmasını istiyoruz hani nasıl çalıştığı ve hangi veri setlerini kullandığını anlamak, hesap verebilir olmak açısından önemli. Eşitlik ve adillik istiyoruz. Ayrımcılık yapılmamasını sağlamak için. Gizlilik ve veri koruma konusunda detaylar istiyoruz. Özellikle bireylerin mahremiyet hakları, veri toplama işleme süreçlerinin denetimi gibi. E, algoritmanın sonuçtan düzenli olarak gözden geçirilmesi ve gerektiğinde düzeltilmesi için bir denetlenebilirlik olmasını istiyoruz. Hesap verilebilir olmasını istiyoruz. Ee, çeşitli kesimlerden ve mesleklerden insanların süreçlere katılımı oldukça önemli çünkü algoritmaların dizaynında e, her kesimden, her gruptan, her meslekten birileri olmalı. Tabii toplumda da dijital okur yazarlık çok önemli çünkü bilinçlendirme, farkındalık ve eğitimle e, geleceğin dünyasında ve bugün dünyasında teknolojik e, sıkıntılara nasıl baş edeceğimizi, bunu nasıl anlamamız gerektiğini öğrenmemiz gerekiyor ve en son en önemlisi de uluslararası işbirliği. Farklı yargı var, farklı uygulayıcılar var. Bunlar arasında işbirliği olması lazım, uyum olması lazım, standartları yükseltmek lazım. Bu yüzden de uluslararası işbirliklerine önem verilmesi gerekiyor. Teşekkürler. Teşekkürler. Cevabı kullandım herhalde. E, fazlasıyla. <laughs> e, sayın e, Ahin'in e, başka bir programı olduğu için e, aramızdan. Ee, sorularınızı e, sonrasında kendisine belki yazılı olarak e, iletmek hı hı. isterseniz e, ulaşabilirsiniz. Zaten e, hukuk camiasında da bilişim hukuku alanında epeyce e, bilinen bir isim. Kendisini bulmanız zor olmayacaktır diye düşünüyorum. E, tekrar çok teşekkürler. Evet, teşekkür ederim. Ee, and the, our, uh, second... Şimdi ikinci panelistimize geçiyoruz. Şimal kan kendisi e, tanıtayım kendisini. Şımayla Akan, toplumsal cinsiyet, teknoloji ve insan hakları alanlarında 8 yıllık deneyime sahip olan araştırmacı ve hak savunucusu. Hukuk eğitimi almış olan Şimala, Pakistan Yüksek Mahkemesi'nde katip ve gizlilik hukuku alanında öğretim üyesi olarak görev yapıyor. Kendisi avukat aynı zamanda. Söz sizde, 15 dakikanız var. Bu şahane sunumdan faydalanmış olduğum sunumlardan şimdiye kadar söz alan herkesin yaptığı konuşmalar umarım söyleyeceklerim daha önce söylenenlerle çakışmayacaktır. Ee, i̇nsan haklarından bahsederken... ...bir yaklaşım benimsiyoruz ve algoritmalarla ilgili, algoritmalarla ilgili, verilerle ilgili benimsediğimiz bir yaklaşım var. Bu sohbetler içerisinde örneklerle karşı karşıya kalıyoruz. Gerek ABD örnekleri, gerek Avrupa örnekleri karşımıza çıkıyor. Ve yasalar, yönetmelikler bu taraflarda geliştiriliyor, bu bölgelerde geliştiriliyor. Sohbetlerin çoğu da yönetmelikler tarafında bunları temel alarak yapılıyor. Ama e, internete bakıyoruz, teknolojilere bakıyoruz ve teknolojiyle ilgili zararlara bakıyoruz. Bunlar kendilerini nasıl gösteriyorlar? Bu sorudan yola çıkarak, ya çok geniş bir konu olmakla birlikte daha küresel güney perspektifini ele almak istiyorum ve insan hakları buraya nasıl oturuyor? Bunu anlatacağım. Dijital haklar, insan hakları, yaklaşımları ne anlama geliyor acaba bu batı bağlamının dışındaki insanlar için ne anlama geliyor? Şu onlardan bahsedeceğim. Bu nedenle şuna odaklanarak başlamak istiyorum. Algoritmalardan bahsettiğimizde, AI dediğimizde, yapay zeka dediğimizde en önde gelen sohbetler teknolojiyle ilgili oluyor. Yani gerçekten teknolojinin kendisini anlayabilmek ama çoğu zamanda, bu verileri kimin teşkil ettiği, oluşturduğu ve bu verileri kimi ithal ettiği, bu verilerin nereden geldiği, buna dair görünmeyen hileler var AI'ın yaptığı ve yapay zekanın bu yapmış olduğu hileler çok olarak konuşulmuyor ve teknolojinin nasıl tasarladığı üzerine o kadar fazla konuşuyoruz ki ama bu daha çok küresel kuzeyden gelen söylemler ama veriler bunların nasıl beslendiği, nasıl yaratıldığı bu da küresel güneyden karşımıza çıkıyor. Böyle bir farklılık söz konusu ve burada ayrımcılıktan bahsedecek olduğumuzda çok önemli bir nokta var. Diğer panelistlerin de bahsettiği bir nokta bu. Orantısız yöntemler var özellikle de ötekileştirilmiş komünitelerin karşı karşıya kaldığı orantısız tepkilerden bahsediyorum ve bu. Tartışmalara buradan bir katkıda bulunmak istiyorum ve bir de kritik analizden ve eleştiriden bahsetmek istiyorum. Yönetmenlik tarafından bahsetmek istiyorum ve düzenleyici çerçevelerden son dönemde geliştirilmiş olan bütün bunlar nasıl küresel güneye dahil oluyor, bu çerçeveye giriyor. Benim yerleşik olduğum bölge burası çünkü ve ve dünyanın büyük bir çoğunluğu da aslında küresel güneyde yer alıyor. Burada yerleşik yaşıyor. Burada ee, yapay zekanın görünmez emeğinden bahsedeceğim ve bundan bahsederken nereden geldiğini anlatarak başlamak istiyorum. Veri setleri dediğimizde e, AI e, tabi burada ayrımcı olmaması gerekiyor, adil olması gerekiyor, bunu istiyoruz. Ama sürekli olarak şöyle bir e, söylenti duyuyoruz daha fazla veri besleyelim bu veri setlerine ve düzgün bir tartışma yapmadan bunu yapalım. Bu ne anlama geliyor? Bu verilerin nereden geldiğine bakmayalım. Böyle yürüyor sohbetler genelde ve AI ile düşünmemiz gereken çok şey var. Yani tüm bu e, herkese açık AI araçları sayıca daha fazla ve bütün bunlar AI çevresinde daha fazla mit yaratıyor. Beslemiş olduğunuz veriler ve bu verileri çıkardığınız zaman gerçekçi resimler ortaya çıkarıyor. AI'ın ürettiği resimler var, metinler var ama dil modellerini burada düşünmemiz gerekiyor ve e, e, bu diğer modeller verilere dayanıyor ve verilere verilerden yapılıyor. Bu veriler bir yerlerden geliyor ve bu verilerin nereden geldiğini konuşmuyor oluyoruz. Bir takım çalışmalar yapılmış durumda ve bu çalışmaların bulguları şunu gösteriyor. Bu veri setlerine giren veriler etiketleme, girdi yapmak, bu verileri ayıklamak, düzenlemek. EA'yı bu şekilde eğitiyoruz zaten ama bu çok Min, asgari e, ücretlerin altında çalışan işçilerin beslediği bir AI'dan bahsediyoruz. Küresel güneyde yerleşik ve bu çoğu zamanda... E, içerik moderasyonu için eğitilen AI sistemlerini düşündüğümüzde bunun için çalışan insanların bu koşullarda çalıştığını düşünmemiz gerekiyor. Bu otomatik sistemleri eğitmek için buraya bir verilerin girilmesi gerekiyor ve bu emek asla tam olarak düşünülmüyor ve değeri verilmiyor. Tam olarak bu modelleri üretenlerin emeğiyle aynı düzeyde tutulmuyor. Yani şahane maaşlara çalışabiliyorlar bu modelleri geliştirenler ama saatte 1 dolar, 2 dolar kazanan kişiler de var yapmış oldukları çalışmalar için bilgisayar başında oturmak 12 saat kesintisiz bir şekilde ve tüm bu miktardaki verileri giren insanlar var sistemlere, modellere. O yüzden AI dediğimizde, yapay zeka dediğimizde buradaki görünmez emeği de düşünmemiz gerekiyor AI'ın arkasındaki. Çünkü insan hakları yaklaşımımız olmazsa AI konusunda ve bu AI sistemini oluşturan insanları düşünmüyor olursak çünkü öyle bir kasıtlı tasarlayabiliriz ki bunu örneğin veri dükkanları bu şirketlerin yerleşik olduğu, ülkelerin dışındaki yargı bölgelerinde yaşıyorlar. Yani ChatGPT'yi burada düşünebiliriz. ChatGPT chat boxlar kadar toksik mi değil mi eski versiyonlarına göre daha az toksik deniyor Örneğin bu veri setlerinin taranması önemli ayrımcılı olmayacak şekil ayrımcılık içermeyecek şekilde cinsiyetçi olmayacak şekilde eğitilmesi çok önemli ama bu daha az toksisiteyle sonuçlanan çalışmalar asgari ücretin bile aşağısına çalışan işçiler tarafından yapılıyor Kenya'da Arjantin'de yerleşik işçi bu eğitimi gerçekleştiriyor EA için ötekileştirilmiş göçmenler bu işi yapıyorlar, bu çalışmayı gerçekleştiriyorlar ve e, aslında örgün ekonominin kayıtlı ekonominin parçası olmayan tam zamanlı işlere sahip olmayan insanlar bu verilerle çalışıyor. Bu verilerin nasıl üretildiği küresel anlamda daha alt sınıfların gerçekleştirdiği bir çalışmadan ve ortaya koyduğu emekten bahsediyoruz. Bu yüzden düzenlemeler dediğimizde bu açıya da bakmamız lazım. Regülasyon dediğimizde, düzenleme dediğimizde AI dediğimiz şeyi neyin teşkil ettiğini iyi düşünmemiz gerekiyor. Ve tabii bu Yalnızca bu tarafla da kısıtlı, sınırlı değil. E, feminist yaklaşımlar var. Emeğe bütün bunlar emeğin feminist yaklaşımları, her türlü büyük model çoğu zaman e, ücretsiz emekle işliyor, çalışıyor. Örneğin içerik üreten kişiler olabilir platformlarda, çeşitli platformlarda ve bu kişiler. Bu modelleri tarıyorlar, bu modelleri daha iyileştirecek şekilde tarıyorlar. Bu platformların çoğu kullanmakta olduğumuz iyi çünkü çok fazla insan bunları büyük ölçekte e, kullanıyor. Google burada iyi bir arama motoru olmazdı, çok fazla insan bunu kullanmıyor olsaydı. O yüzden e, ücretsiz emekte burada algoritmaları eğitiyor. Daha iyi olacak şekilde ücretsiz emek bu algoritmaları eğitiyor. Bunun da bir hesaba tabi tutulması önemli. Spotify'ın çok iyi tavsiyelere, önerilere sahip olması iyi işleyen ve Büyük ölçekte e, işliyor olmasıyla ilgili acaba bu e, regülasyonlarla ilgili, AI ile ilgili ya da AI'ın insan hakları ile ilgili boyutlarını tartışırken e, özellikle bu kısmı düşünmemiz gerekiyor. Bu sermaye modellerini ve kapitalist modelleri modere eden taraf e, karşılıksız emek ve çok fazla e, evet. burada... Su istimalde var, kötüye kullanmada var, sömürü var yani burada regülasyonlar bu modeller içerisinde gerçekleştiriyor ve bu tam olarak temeldeki istismarı, sömürüyü, AI ile ilgili bu uygulamaları temel almıyor geliştirilen regülasyonlarda. Şimdi bu regülasyonların bazılarına baktığımızda ki burada çok daha kısaca AI yasasından bahsedeceğim, en azından bu kadar kısa sürede adalet tarafına değineyim. Ama şöyle bir temel bilgi vereyim, bu e, konulardan bahsetmesek dahi e, bu e, yönetmelikleri ve bu regülasyonları oluşturanlar aslında bu söz konusu sorunlar tarafından etkilenmeyen kişiler. Yani e, saatte 2 dolarlık ücretlere çalışmayan kişiler, iki ucu bir araya getirmeye çalışan, geçimini Elde etmeye çalışan insanlar değiller, yönetmelikleri geliştiren, hazırlayan farklı düzeylerde bir çalışma sisteminden bahsediyoruz ve ekonominin farklı düzeylerinden bahsediyoruz, farklı ayrıcalıklardan bahsediyoruz ve sürekli olarak bunu söylüyorum. AI tarafsız değil, ama her zaman faydalı bir şey de değil. En azından şimdi başlangıç noktası olarak karşımıza çıkabiliyor en azından teklif edilen düzenlemelerle ilgili ve Avrupa Birliği'ndeki AI yasasındaki dile baktığımızda yüksek riskte AI bu ne anlama geliyor? En azından çeşitli biçimlerde algoritmik teknolojilere de kendisini dahil etmeye başlıyor ve bazı uygulamalar da var. Örneğin Polis süreçleri denetimler ve refahın belirlenmesi, bütün bunlar geniş çapta ayrımcılık uygulamalarıyla aslında sonuçlanabilir ve bütün bunlar yüksek risk teşkil edebilir. Şimdi ise benden önceki konuşmacı da bahsediyordu, dezenformasyon ve yanlış bilgiler yaygınlaştırılması bunların ne kadar büyük bir sorun ve AI da bunun nasıl üretildiğine büyük katkılarda bulunuyor. Üçüncü kısımdan bahsedeceğim sunumumla ilgili belki de en önemli kısım ve soruların çoğunu aslında tahmin edebiliyorum. En azından ilk panelden sonra da duyduklarım ışığında neler yapacağız ve buradan nasıl devam edeceğiz, buradan nasıl bir yön belirleyeceğiz. AI ile ilgili yönetmeliklerde veri koruma kanunundan örnek verebiliriz burada. Yani e, e, GDPR özellikle de genel kişisel verileri koruma yönetmeliği e, aslında bunun e, veri adaletini nasıl sağladığımız boyutuyla birlikte tartışılması gerekiyordu ve e, spesifik bir dilin burada teşkil edilmesi gerekiyor. Otomatik karar alma süreçleri örneğin özellikle de e, kişisel verilerin kullanımında burada profillemeden bahsedebiliriz ve çok doğrudan ayrımcılıkla sonuçlanabilir bu profilleme yani etiketleme ve, ve bu gerçekten bunun içindeki karmaşıklıklara da işaret etmiyor yayın faaliyet gösterdiği en azından açık rıza gereksinimleri buradaki gerçekten daha büyük soruna işaret etmiyor ve daha büyük sorunları ele almıyor buna ayrımcılık diyebiliriz bu tarz gerçek yaşamdaki zararları da yansıtmıyor. Çok farklı risk giderme yöntemleri, tedbirleri var, denetimler var örneğin ve bunlar gönüllüler, gönüllü çalışmalar olarak yürütülüyor GDPR aşaması içerisinde. En azından diğer veri uygulayıcılara güzel bir taslak sunuyor. Ama konuşmaya başlamamız gereken diğer konu da GDPR yaklaşımı. Şimdi verilerin minimize edilmesi temel bir prensip olsa bile daha adil bir AI sisteminden bahsetmemiz gerekiyor. Örneğin kişilerin daha fazla ötekileştirilmesine engel olacak şekilde verilerin azaltılması önemli. Verilerin azaltılması ana akımdaki ya da çoğunluk gruplara ait kişilerin, insanların verilerinin belki de azaltılması burada önemli olabilir. Belli başlı pratikler var, uygulamalar var, yasaklanmış olan ve bunlar da tamamen kabul edilebilir, kabul edilemez risklerle ilgili çok fazla çalışma yürütülüyor bu süreç içerisinde. Regüle edilen yüksek riskli AI sistemleri var. Burada riskin çok yüksek olduğu kabul ediliyor. Yani iş, iş başvuruları olabilir. Ve e, göçle ilgili çoğu mesele bütün bunlar yüksek riskin bulunduğu alanlar ve tabii kim e, riskin ne olduğunu belirliyor? Bu soruya yanıt vermek lazım. AI kanununun buradaki Vaati şu şekilde, eğer e, bu firmalar regüle edilecekse dünyanın diğer tarafına bu etkiler yayılacaktır. Ama bu riskleri kimler belirliyor, kimler ne olduğunu söylüyor. Eğer burada gündem regülatörler tarafından belirlendiyse, AB içerisinde dünyanın diğer e, böl bölgeleri kimin e, hesap verebileceğine dair herhangi bir söz söyleyemez. Örneğin bu zararlar e, Myanmar'da gerçekleştiyse, eğer nefret söylemi çok yaygınsa platformlarda ve tamamen insan dışılaştırmaya ve soykırımlara neden olduysa bu gerçekten listenin en üst sırasında yer almayacaktır zararlardan bahsederken çünkü bu riskin ne olduğunu regülasyonu belirleyen kişi belirleyecektir Şimdi bu tarz tehlikeler oluşabiliyor. Tehlikeli AI diyebiliriz, zararlı AI diyebiliriz. Yüksek riskli, yasaklı diyoruz AB içerisinde. Ama bütün bunlar dünyanın diğer tarafına yaygınlaştırıldığında düzenlemelere tabiyetten çıkmış oluyoruz. Bir dakikanızı daha alacağım. Dünyanın diğer bölgelerinde, tam olarak bu teknoloji firmalarını hesap verebilir noktalara getiremiyorsunuz onlardan hesap soramıyorsunuz ve bazı durumlarda saldırılardan dolayı insanlar öldürülebiliyor yani küresel güneyden insanlar bu teknolojilere aslında teknoloji kampaları şirketlerine yaklaşmayacaktır bile ama, en azından zararlı içeriklerle ilgili hükümlerde dünyanın geri kalanını koruyacak şekilde yaygınlaşamayacaktır. O yüzden iyi bir hesaba sahip olmazsak, asıl gücün nerede olduğuna bakmazsak ve kimin hangi insanları sorumlu tutacağını iyi düşünmezsek çünkü teknoloji şirketlerinin burada çok fazla gücü var ve düzenleyicilerin de bu durumda çok fazla gücü var ve bu güç eşit bir şekilde dağıtılmış değilim. Ee, özellikle ülke temelli modeller düşünebilirsek, düzenlemeleri bu şekilde geliştirebilirsek, bazı e, gerginlikler olabilir. Otoriter rejimler içerisinde regülasyonların geliştirilmesini istemeyebilirsiniz çünkü. Bu nedenle AI ile ilgili yaptığımız sohbetler, AI regülasyonları ile ilgili daha e, Derinlikli sohbetler burada yapmamız gerekiyor. Özellikle de AB'ye özel rejimlerde bunun dünyanın diğer kısımları için implikasyonlarının olacağını, olası sonuçlarının olacağını düşünmemiz gerekiyor. Çünkü burada denetimlere tabii ki de sahip olmak isteriz. Yani teknoloji şirketlerini özellikle de sorumlu tutmak isteriz. Hesap vermelerini isteriz denetimler yoluyla. Ve bu noktayla bitirmek istiyorum. İnsan hakları yaklaşımları eğer kapsayıcı değilse, bu tarz bir güce sahip değilse aslında insanlar, bütün bu kanunlar da içi boş kalacaktır. Bu teknoloji şirketleri, küresel şirketler o yüzden burada e, küresel anlamda insan haklarının tanınması ve göz önünde bulundurulması önemli. Çok teşekkürler bu şahane sunum için. Evet, şimdi üçüncü panelistimize geçeceğiz. Lisa Ginsberg, kendisini takdim etmek istiyorum. Doktor Lisa Ginsberg. Avrupa Üniversitesi Enstitüsü, Avrupa Dijital Medya Gözlem Evi'nde araştırma görevlisi. Aynı zamanda New York Üniversitesi, Floransa'da uluslararası insan hakları dersleri vermekte. Çeşitli araştırmalarda e, yer aldı. University College Dublin ve UI Merkezi Medya Çoğulculuğu ve Medya Özgürlüğü Merkezi Robert Schumann İleri Çalışmalar Merkezi'nde araştırmalar yürüttü. Ve yine e, European Inter-University İnsan Hakları ve Demokratikleşme Merkezi'nde e, araştırma ve öğretim pozisyonlarında çalıştı. Geçmiş yıllarda Uluslararası Af Örgütü'nün e, e, Uluslararası Genel Sekreterlik Departmanı'nda görev aldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Ofisi'nde çalıştı. EY'dan Uluslararası Kamu Hukuk alanında doktora derecesini aldı. Ve London School of Economics'ten de siyaset sosyolojisi alanında yüksek lisans derecesi aldı. Evet, e, söz e, sizde. Lisa Ginsburg. Çok teşekkür ediyorum bu etkinlikte ki etkinliğe nazik davetiniz için de çok teşekkür ediyorum. Bugün aranızda olmadığım için çok özür diliyorum. Ben daha ziyade dezenformasyondan bahsedeceğim. E, aynı zamanda şeffaflıktan bahsedeceğim. E, harikulade panelistlerimiz benden önce söz aldılar. Onların üzerine ben de e, bu konuları irdeleyeceğim. Dezenformasyon. Avrupa Dijital Medya Gözlem Evi'nin de eee aldığı önemli bir konu. EDMO Avrupa Dijital Medya Gözlem Evinden de biraz bahsetmek istiyorum. Biz bir platformuz. Avrupa Birliği içerisinde dezenformasyon üzerine çalışan kuruluşları bir araya getiriyoruz. Dezenformasyona karşı uzun soluklu çözümler geliştirmek için toplumu bu konuda duyarlı ve dayanıklı kılmak gerekiyor. Toplumun dezenformasyonu daha iyi anlamasını sağlamak gerekiyor. Nitelikli habercilik ve araştırma ve haber teyidi, haber doğrulaması gerekiyor. Şimdi tabii yapay zeka bu alanlarda çok önemli bir konu başlığı haline geldi Avrupa Birliği'nde. Özellikle e, yasal düzenlemeler açısından e, özel olarak üç konuya odaklanmak istiyorum. Al, e, algoritmik tasarımlar ve dezenformasyon ve bunun e, insan hakları üzerine etkisiyle ilgili üç konudan bahsedeceğim. İlk olarak Çevrim içi platformların algoritma tasarımı ve nasıl dezenformasyon oluyorlar bundan bahsedeceğim. Daha önceki panelden duydum. İnsan hakları da ne gibi etkileri oluyor algoritma tasarımlarının bunu dinledik. Sera da bundan bahsetti. Şimdi burada çevrimiçi platformlarla ilgili yaygın bir eleştiri de etkileşim temelli skorlama sistemi. tabii bunun bazı etkileri var. İnsan haklarını da etkiliyor. Örneğin Covid-19 pandemisinde biz bunu gördük. Sağlık hakkı ya da adil ve özgür seçimler hakkı gibi ya da bilgiye erişim hakkı gibi konuları etkileyebiliyor. Sosyal medya platformlarının e, tabi kullandıkları algoritmalar konusunda e, hiçbir sırf vermediklerini de biliyoruz. Bu konuda e, gizliliği koruyorlar. Ama bu bizim daha fazla şeffafla ihtiyacımız olduğundan e, alanlardan bir tanesi, yani bunları nasıl tasarlıyorlar, nasıl optimize yapıyorlar. Yani kalite, içerik kaliteleri nasıl oluyor? Tıklama sistemleri, klikleme sistemleri nasıl oluyor? Ve bütün bu sistem nasıl optimize olur? Bunu anlamamız gerekiyor. Bu noktada da acilen şeffaflığa ihtiyacımız var. İkinci alanda bununla yakın bağlantılı bu daha ziyade algoritmik içerik moderasyonu ile ilgili. Giderek daha kompleks Algoritmalar ve e, otomasyon e, kullanılıyor zararlı içeriği tespit etmek için. Dijital hizmetler yasası, yasası e, kapsamında e, hazırlanan en son rapora göre Instagram'da bu sene ee, mesela e, iki hafta aralığında e, 67 binden fazla içeriğin yüzde 98i doğrudan otomasyonla e, platformdan e, çekilmiş yani Yapay Zeka destekli içerik moderasyonu daha da sofistike bir hale gelecek bunu bekleyebiliriz ve şu anda e, içerik moderasyonunu yapan pek çok insanın da yerine geçecek bu iyi bir şey olabilir, iyi bir şey olmayabilir. Daha önceki konuşmacıları da dinledik. Tabii ki birinin e, işini kaybetmesi e, arzu edilen bir şey değil. Ama diğer taraftan bu kapalı devre çalışan, e, yani kara kutu halinde çalışan e, şirketlere de daha fazla güç veriyor. Şimdi bu raporda e, bahsettiğim şeffaflık raporunda buna yer verilmemiş. Dolayısıyla daha ziyade insan hakları açısından etkilerini ve risklerini anlamak da gerekiyor. İlk panelistimiz söyledi içerik moderasyonu ile ilgili ve ifade özgürlüğü konusuyla bağlantısından da bahsetti. Tabii ki bazı bağlamlarda çok daha güçlü bir moderasyon yapmak isteriz içerikleri daha iyi kontrol etmek isteriz ama belki zaten kırılgan ya da ifade özgürlüğünün çok iyi gelişmediği bir bağlamdaysak o zaman çok katı bir içerik moderasyonunun başka sakıncaları olabilir. Dezenformasyon ve bununla ilgili yasal çerçeve konusunda ABD tartışmalar devam ediyor. Mesela Avrupa Birliği'nin kendi kendini düzenleyen ya da öz düzenleme mekanizmaları da var. Pek çok çevrim içi platform da, sosyal medya platformu da bunu buna dahil oldu. 2022 yılında bu platform devreye alındı. Deniyor ki, buna imza atan platformlar politikalarıyla ilgili veri toplama, içerik moderasyonu, Kötü davranışlarla ilgili ya da kötü içeriklerle ilgili alacağı aksiyonlar gibi e, konularda e, gerekli tedbirleri alacaklardır deniyor. Böyle bir taahhütte bulunuyorlar. Tabii buna mesela insan hakları ve insan haklarına etkilerini de e, eklemek gerekir. Ee, yine e, dijital hizmetler yasasına bakacak olursak burada içerik moderasyonu ile ilgili şeffaflığın e, çok sınırlı olduğunu görüyoruz. Tabii ki platformlar içerik moderasyonu ile ilgili raporlama yapıyorlar ama bu bize büyük resmi e, görmemize imkan tanımıyor, büyük resmi sunmuyor. Üçüncü bir alan daha var. Üçüncü bir konu başlığı daha var bahsetmek istediğim. O da dezenformasyonun özellikle yapay zekanın ve yeni jeneratif ya da üretici yapay zekanın bu kadar hızlı büyümesiyle duyulan endişeler çok büyük, ölçekli, büyük hacimli içerikler üretiliyor ve bunlar gerçek mi, değil mi? sahte mi? bunu anlamak zorlaşıyor. Yine bu noktada şeffaflık çok önemli. sadece şeffaflık değil. Yani dezenformasyon akışları nasıl olur? Bunu anlamak için tabii ki de şeffaflığa ihtiyacımız var. Ama diğer taraftan politikalara da ihtiyacımız var. Diğer taraftan dezenformasyonla mücadele için etkili araçlara ihtiyacımız var. Örneğin veri teyit ya da haber teyit ya da doğrulama araçları gibi. Yani otomatik olarak dezenformasyonun tespiti için. Ee, çalışmalar ve politikalar yapılması gerekiyor Şimdi bunu düşündüğümüzde belki Yapay Zeka böyle çift başlı bir e, kılıç gibi düşünebiliriz Bir taraftan e, yani bu dezenformasyona mücadele etmek yani bir e, kedi fare e, yarışı gibi aslında birbirini kovalayan kedi ve fare gibi. Bir önceki panelde de ele alınmıştı. Şu anda bundan bahsetmek istiyorum. Şeffaflık hem Avrupa'da hem de küresel olarak bunu konuşuyoruz. Şimdi Avrupa'da bu alanda, şeffaflık alanında Belli bir ilerleme kaydedildi, ee, dediğim gibi platformların e, şeffaflığı ile ilgili bazı mekanizmalar kuruldu, İlk panelde de duyduk. Sivil toplumun veri erişimi konusunda da özellikle sosyal medya platformlarının içeriğine erişim konusunda da e, siyasetçilerin ya da toplumun e, daha fazla e, çalışması gerekiyor. Yani bilgi ekosistemini daha iyi anlamaları gerekiyor. Avrupa'daki e, bu alandaki politika müdahale şu oldu bağımsız araştırmacılarla çalışmak oldu. Bildiğiniz üzere şu anda bütün bu düzenleyici araçlar birden çok meslek grubundan kişilerin birlikte çalışmasıyla oluşuyor yani dezenformasyona karşı e, uygulamalarda farklı disiplinlerden insanları bir araya getirmek ve anlık gerçek zamanlı ve sürekli dezenformasyonla mücadeleden bahsediliyor. Ya da mesela API'ler kullanarak ya da otomasyon veriler kullanarak araştırmalardaki kişisel verileri kamuya taşıma gibi e, sorunlar da var. Mesela dijital hizmetler yasasının 40. maddesinde böyle özel ya da mahremiyet teşkil eden e, kişisel bilgilerle ilgili veriler var. Aynı zamanda kamuya açık alini bilgilerle ilgili de düzenlemeler var. Yani bunların erişimi anlık gerçek zamanlı erişimi, açılması gibi konuları var. Yani kamuya açık bilgiler bu platformlar tarafından bu platformlar üzerinden erişilebilmeli evet. dijital hizmetler kanununa göre. Evet. Pek çok platform mekanizmalar kurmaya başladı. Veriye, yani araştırmacıların veriye gerçek zamanlı erişimi için bu mekanizmaları kurmaya başladılar. Bu önemli bir alan. Şimdi burada araştırmacılar birkaç farklı işlev görebilir. Her şeyden önce dezenformasyonun daha da yayılmasının önüne geçebilirler. Ama diğer taraftan platformların kendi rollerini inceleyebilirler. Mesela algoritmaların denetlenmesi, içerik moderasyonu, gibi konulardaki performansını inceleyebilirler, uygulamalarına bakabilirler. Ama bütün bu platformların şeffaflaşma yolundaki çabalarını da bakabilirler. Yani bu konuyla ilgili mevzuatlara ne kadar uyuyorlar? Denetçileri var mı? Bağımsız bir denetim yapılabiliyor mu? yoksa da eğitimleri sadece kendileri mi yapıyorlar? Bütün bunları inceleyebilirler. Yani e, bağımsız araştırmalar, araştırmacılar tarafından e, bu roller üstlenilebilir. Ve yeni API'ler da ortaya e, konuyor şu anda. Yani araştırmacıların çok daha hızlı erişimi için bu yapılıyor. E, Twitter X mesela e, biliyorsunuz şu anda aslında araştırmacıların verilere erişimi için bir ücretlendirme sistemi de oluşturdu. Başka bir yönde. Ancak burada yine de yanıtlanması gereken bazı sorular var. E, tabii hem bunu panelistlerimizle hem de katılımcılarımızla birlikte ele alabiliriz. Sistemler e, Araştırmacılar anlamlı bir girdi sağlayabilecek mi, etkili bir şekilde bunu yapabilecek mi, algoritma tasarımı, içerik moderasyonu ve bunun insan haklarını etkisi konusunda çalışacaklar mı, özellikle üretici yapay zeka ile yeterince hızlı olacaklar mı? Sonuçta zamana karşı bir yarış var ama aynı zamanda önümüzdeki yıl 2024 yılında çok önemli dünya genelinde seçimler de olacak. Buna da hazırlıklı olmak gerekiyor. Diğer taraftan sadece akademiyle değil, sivil toplum, haber teyidi yapan platformlar ve gazetecilerle de ittifaklar kurmak gerekebilir. Bir önceki panelle bağlantılı bir konu daha. Bütün bu araçlar yeni yasal düzenlemelere uygun bir şekilde mi yapılacak? Yani sosyal medya kullanıcıları ve araştırmacılardan da veri alınacak mı? Yani şunu söylemek istiyorum. Bu araçlar daha da genişletilecek mi? Yoksa Avrupa Birliği'nin bu alandaki yasal düzenlemeleri Platformlar ve mekanizmaları üzerinde bir etki yaratacak mı? Bütün bunlar önemli sorular. Sanırım bana verilen süreyi tamamlamış oldum. Sorular olsa yanıtlamaktan memnuniyet duyarım. Teşekkürler Liza. Evet şimdi e, sorularla devam edeceğiz. Can we in Turkish? Sorular hem Türkçe hem İngilizce olabilir. Tercümesini yapabiliriz. Şimdi benim panelist için iki sorum var. sorularla devam edebiliriz değil mi? Evet, teşekkürler. Ayla ile başlayalım o halde. Birçok adım atıldı. AI sistemlerini regüle etmek için dünya çapında ABD'yi düşünebiliriz, Avrupa Birliği'ni düşünebiliriz burada. Bir yürütme kararı imzalandı şimdi Avrupa Birliği Şimdi taslak AI kanunu üzerinde çalışmalar yürütüyor. Bu kuralların bağlayıcı ve bağlayıcı olmayan versiyonları var ve bazı prensipleri ele alıyor bunlar e, 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 şeffaflık, eşitlik, güvenlik, ayrımcılıkla mücadele. Bu durumda siz bu sınamaları nasıl değerlendirirsiniz? Bu prensiplerin regülasyonlara dahil edilmesi ile ilgili bağlayıcı kurallar mı olsun, bağlayıcı olmayan kurallar mı olsun önemli olan bu değil. Ama size göre nasıl sınamalar karşımızda yer alıyor? Bu önemli bir konu bizler için. Çünkü kanunun tamamen araç olarak kullanılması çok zor. Çünkü içerikten bahsediyoruz ve burada ifadeden bahsediyoruz. Çünkü herhangi bir e, regulasyon ifade özgürlüğü kısmıyla da bazı sonuçlar doğurabiliyor. İçerik moderasyonu örneğin otomatik içerik moderasyonuyla da birlikte düşünülmeli ve ifadenin gerçekleştiği çok karmaşık biçimleri düşünmeye bizi zorluyor ve dünyanın farklı bölgelerini düşünmemiz lazım çok çeşitli yöntemlerle karşı karşıya kalabiliriz çok daha bağlama dayalı durumlarla karşı karşıya kalabiliriz son panelde zaten bunu konuşabildik yani bir ölçüde Uh, şiddet bu platformlarda uh, Müsaade edilmiyor buna ama insan hakları ihlalleri olduğunda bu daha farklı bir içerik paylaşımı anlamına geliyor. Yani duruma göre burada değerlendirmemiz lazım, tasarım anlamında regülasyonları düşünmemiz gerekiyor. Ama regülasyonlar aynı zamanda bağlayıcı olan regülasyonlardan bahsediyorum. Şeffaflığı mümkün kılan regülasyonlar burada önemli ve burada ifade özgürlüğünün gözetilmesi önemli. Ne tür sistemleri bu durumda ele alabiliriz? bağlayıcı mekanizmalarla. Bu şekilde yaklaşmak önemli olacaktır. Çünkü ifadenin regüle edilmesi çoğu zaman çok sakar sonuçlarla bizleri karşı karşıya bırakabiliyor. Örneğin şeffaflık dediğimiz en önemli konular arasında yer alıyor şeffaflık ve teknoloji şirketlerinin faaliyet gösterme yöntemlerine bakalım ve hem kendi tasarımlarıyla ilgili hem bunların nasıl uygulandığıyla ilgili bir belirsizlik mevcutu ve bu tarz e, e, sistemler uygulanabiliyor. Bir şey gerçekten oldu mu, olmadı mı e, ya da bununla ilgili araştırmalar, veriler. Yani e, bu Bunları olabildiğince açık hale getirebilmek çok önemli. Bu sistemler o yüzden bağlayıcı araçlara ihtiyacımız var. Bu şirketler çünkü bağlayıcı bir regülasyon olmadığı sürece gönüllü e, biçimde bu e, sistemleri bizlere açmayacaktır ve çok büyük bir e, güç ve iktidar farkıyla da karşı karşıyayız ve o yüzden bağlayıcı kurallar olmalı. Peki bunların nasıl uygulanabileceği bu bizim asıl sormamız gereken soru. Çünkü bu ABD'ye mi bakıyoruz, bu şirketlerin yerleşik olduğu yerlere Arpa Birliği'nden mi bahsediyoruz, ekonomik iktidara sahip olan bölgeden mi bahsedeceğiz? Yani e, bu aslında e, soruna yaklaşma e, biçimimizi belirleyecek ve daha karmaşık, daha kompleks bir soru sormamızı gerektirecektir. Ve burada E, farklı e, regülasyon hiyerarşileri yaratmak da istemiyoruz. E, farklı popülasyonların daha farklı şekillerde yararlanmasına neden olmak istemiyoruz. Ve bu şeffaflığı oluşturduğumuzda, bağlayıcılık, e, şeffaflık bu sistemleri oluşturduğumuzda tasarımlara daha yaklaşabileceğiz. Her şeyin olup bitme şekline ve bunun nasıl tasarlandığına ve bunu herkes için uygulanabilir, kılabileceğiz. Çünkü ekonomik teşvikler yaratmaya çalışmak, farklı teşvikler yaratmaya çalışmak gerçekten işimize yaramıyor. Çok güçlü hale gelmelerine neden oluyor bu şirketlerin. Daha önde önce de konuşuldu ama bağlayıcı olmalı bu yönetmelikler ve kurallar ama yine de ben ifadenin burada regülasyonlara tabi tutulmasını savunmuyorum. Çünkü çok farklı ve karmaşık sorunlara neden olacaktır diye düşünüyorum. Yani çok farklı konu burada düşünülmeli. Yani konuşmanın ve ifadenin regülasyonu, bunun düzenlemelere tabi tutulması, ben bu noktada şirketlere güvenmiyorum. Çok çok teşekkürler. Son sorumda Lisa'ya. nefret söylemiyle karşı karşıya kalıyoruz sosyal medyada ve tam olarak nefret söyleminin bir tanımı yok. Benim sorum şöyle. Olası yolları neler olabilir dezenformasyonu tespit etmenin ve zararlı içerikleri tespit etmenin olası yöntemleri nelerdir? Sosyal medyada ve mevcut olası sorunlar nelerdir? Özellikle de bu konuda sosyal medya kullanıcılarının karşı karşıya kaldığı. Teşekkürler. Bu karmaşık, kompleks bir soru olduğu için de birçok farklı husus var göz önünde bulundurulması gereken ama teşekkür ederim. Ama bu sorulara bakarken özellikle de artan bir trendle şunu gördük. Net bir ayrım olması, neyin yasal olduğu, neyin yasa dışı olduğu ile ilgili, yani neyin yasal kategoriye ait olduğu, yani e ve neyin yasal kategoriye dahil olduğu ama yine de zarar verdiği ve zarar vermeyi niyetleyip niyetlemediği ama zarar vermesine rağmen hala yasal kategoride olması. Yani bunun tanımı gerçekten net değil ve yanlış bilgilerle de bir arada düşündüğümüz zaman bazı örnekler verebiliriz ve bu bilgilerin yasal olduğu ama yine de zarar verdiği durumlarla karşı karşıya kalabiliyoruz. Gerçekten zor bu iki kategoriyi birbirinden ayırmak çoğu zaman bu bilgiler bazı yasa dışı davranışlarla yan yana gidebiliyor, kol kola gidebiliyor. Ama dezenformasyonla ilgili net bir tanım var. Bir niyet bileşeniyle birlikte yanlış bir şekilde toplumu bilgilendirme amaçlı oluşturulan bilgilere dezenformasyon diyoruz. tabi Ukrayna'daki savaş bağlamını düşünebiliriz burada ya da burada tam olarak gerekçeleri birbirinden ayırmak çok zor oluyor. Ama yine de bazı noktalarda o kadar da önemli değil. Sizin bahsetmekte olduğunuz yaklaşım acaba kullanıcıyı nasıl burada donanımlı hale getirebiliriz? İçerik moderasyon tarafı da nasıl devreye alınabilir? Yasa dışı davranışlarda örneğin e, dijital hizmetler yasası şimdi ABD'e yürürlüğe girmek üzere. Bu noktada şu soruyu sormamız lazım. Kullanıcıları nasıl acaba donanımlı hale getirebiliriz. Dezenformasyonu ve nefret söylemini ayıracak hale getirebiliriz. Böyle bir yaklaşımımız var ve bu yaklaşım iyi uygulamalara da yansıtılabilir ve toplumun farklı kesimlerinin de farklı şekillerde güçlendirilmesi gerekiyor. Aktiviteler yapılabilir, medya okur yazarlığı aktiviteleri yürütülebilir ve bu anlamda eğitim düzeyi, farkındalık düzeyi artırılabilir. Dezenformasyonlarla, dezenformasyonla mücadele, okullarda eleştirel yaklaşımın nasıl olacağının öğretilmesi, tehlikelerinin anlaşılması, güvenilir medya kaynaklarına güvenin ortadan kaldırılmasıyla mücadele ve bunun beraberinde getirebileceği tehlikeler ama aynı zamanda medyada ve toplumlar içerisindeki güvenin de ortadan kaldırılmaması buna yönelik çalışmalar yürütülmesi önemli. Peki nasıl e, topluma yardımcı olabiliriz. Bu bilgileri tespit etmelerinde özellikle e, doğruları kontrol eden bir e, network olabilir. ABD örneğin var. E, bu e, içeriklerle ilgili bilgiler paylaşabilirim. Yani e, bu aslında yasa dışı davranışlar bağlamında söylediğim bir şey değil yani. Bu paylaşımın yanında hemen bir özellik olarak sunulabilir. En azından dezenformasyona dair bir gerçeklik kontrolü sağlanabilir. Bu bilgiler neden paylaşılıyor ve bu özellik eklendiği zaman herkesin kendi kanısına ve yargısına varması mümkün olabilir. Her zaman... Araştırmaların da artırılmasını istiyoruz. Bunu destekliyoruz. Bu bilgilerin nasıl yaygınlaştırıldığı, yayıldığı ve nasıl politika düzeyinde müdahaleler yapılabileceği bununla ilgili araştırmalar. Bu sorunuza yanıt veriyordur diye umuyorum. Kullanıcıyı burada donanımlı hale getirebilmek ama nefret söylemiyle ilgili tarafına da değinebildim, emin değilim. Hayır, hayır şahane bir yanıt oldu. Bu çok teşekkürler. Türkçe devam edeceğim. Lisa da anlayabilsin diye. Ee, en çok merak edilen e, konu aslında bu işin hukuki kısmı. Ee, i̇lk panelde daha çok teknik kısmı e, konuştuk ama e, i̇kinci kısımda e, hukuki e, noktalara da odaklanmaya çalıştık. Bununla ilgili sorularınız varsa e, onları da yanıtlayabiliriz. Gökanoğayı e, temsilen e, onun kısmı ile ilgili kısımları e, ben de cevaplamaya çalışabilirim. <laughs> ah, um, okay, no problem. Any question? Uh, <laughs> yasal meselelerle ilgili sorular varsa. Şimdi nasıl düzenleyici bir çerçeve oluşturulabilir ve nefret söylemiyle ve dezenformasyonla nasıl başa çıkabiliriz? Buna dair çok konuştuk ama biraz daha burada eleştirel yaklaşmak istiyorum ve aktivist olarak da bu soruyu soruyorum. Ben bunun icra tarafını merak ediyorum. Yani çoğu zaman yani haberlere baktığımızda bunu görüyoruz, sosyal medya paylaşımlarında bunu görüyoruz. Yani şimdi böyle bir e, kural e, e, ihlal edildiği için böyle bir ceza kesildi. Twitter'da ya da Meta'da vesaire deniyor. Ama bu gerçekten elde ettikleri karların ne kadarına tekabül ediyor? Bu kadar fazla nefret yaydıkları, dezenformasyon yaydıkları bir dünyada yani bunu birazcık daha genişleterek sormak istedim. Çünkü daha böyle şimdi Avrupa'da da seçimler gerçekleşecek. AB bu noktada ne yapacak? Dünyanın geri kalan kısmı bu konuda ne yapacak? Yani icra tarafını çünkü çünkü tam olarak onları ceplerinden yakmamız lazım ama tam olarak bu olmuyor. Eğer istiyorsanız sizinle başlayabiliriz. Çok iyi bir soru sordunuz. Evet, yasal düzenlemeler Bunun üzerinde daha fazla konuşmalıyız çünkü bu yasal düzenlemeler de içinde yaşadığımız ekonomik model üzerine kurulu. Yani şu anda öyle bir düzende yaşıyoruz ki bu gibi ekonomik modeller var, böyle platformlar var ve böyle bir şekilde güç biriktirdiler ellerinde. Sömürüye de dayalı. Yani şimdi burada... Sadece ceza ve bunun yaptırımıyla bunu aşabilir miyiz? Burada aslında bu şirketlerin, platformların elinde çok fazla güç birikmesinden kaynaklanıyor. Mesela şu an ABD'de bazı şirketleri ya da platformları başka bir şekle dönüştürmek tartışılıyor mesela yani belki ayırmak ya da 3 ya da dört platform şu anda tükettiğimiz bütün içeriğe hakim ya da bunu tek elinde bulunduruyor bununla ilgili tartışmalar yapılıyor bunun önemli bir tartışma olduğunu düşünüyorum ama şu andaki yasal düzenleme bunu yapmaya yeterli yani aslında kağıt üzerinde yeterli bir kapsamı var şimdi beni koruma başka bir konu. Yani bu veri istismarı olmaması için aslında bu yasak olmuş ama diğer taraftan da şu an veri aslında biraz aracını dönmüş. Bu veri üzerinden karlık elde edilebiliyor. Belki buradaki önemli soru şu. Bu gibi oyunları oynamaya devam Edecekler. Yani bugün dezenformasyon sorun tamam o zaman hadi şunun şurasından iyileştirelim ya da şunun şurasını çözelim diyecekler. Yani asıl e, sorunun gerçek kökenine inmeden bütün bu e, platformlar, şirketler bu kadar gücü, bu kadar serveti e, nasıl biriktirdiler sorusuna yanıt vermeden böyle geçici çözümlerle e, bir şekilde e, sıyrılacaklardır. Dolayısıyla bu gibi platformları e, bu şekilde ele almak önemli ama şu anda e, bu, bu çerçevede bir yasal düzenleme tartışması olduğunu da söyleyemeyiz. Evet son olarak e, Liza'ya dönelim. Eklemek istedikleriniz var mı? Şunu söyleyebilirim. Avrupa Birliği'ni e, tabii Avrupa Birliği'ni izliyoruz çünkü dijital hizmetler yasası çok yeni bir yasa. Ve tam anımıyla uygulandığını söyleyemeyiz. Ama yıllık platformun yıllık cirosunun yüzde altısına kadar ceza para cezası verebiliyor. Yani bu gerçekten uygulanırsa çok ciddi bir yaptırım tabii. Ama bütün bunlar dediğim gibi çok yeni kanunlar, yeni düzenlemeler, gerçek hayatta nasıl olacak, nasıl uygulamaya geçirilecek, ne gibi ihlaller yaşanacak, ne gibi cezalar verecek bilmiyoruz. Ilgili takip edeceğiz. Bazı sorunlu vakalarla olabilir. Mesela Twitter X, yani kendi kendini düzenleyen bir enstrüman daha sonra bir eş düzenleyici enstrüman olabilir mi? Bundan da bahsetmek lazım. Yani tabii ki Avrupa'nın daha fazla bu yasaları uygulama gücünün olması gerekiyor. Yanıtınız için çok teşekkürler. Ben de kendi adıma şunları söyleyebilirim. Türkiye'de şöyle bir sorun var. Biz Hukukun üstünlüğüne riayet etmiyoruz. Yani aslında kanunlarımız var, yönetmeliklerimiz var, kurallarımız var ama bunları uygulamak istemiyoruz ya da yani bunları işletmek istemiyoruz. Temel sorun bu. Yani hukukun üstünlüğüne saygı göstermiyoruz. Evet. Bunun Bu son sözle birlikte Hrant Dink çok teşekkür etmek istiyorum bu harikulade organizasyon için. Aynı zamanda panelistlerimize, Şimayla ve Lisa ve Gökhan Ahi'ye çok teşekkür ederiz. E, ve e, katılımcılarımızın hepsine çok teşekkür ediyoruz. Umarım başka etkinliklerde de yine e, bir araya gelebiliriz. Teşekkürler.